Selamlar arkadaşlar. Oyun gezer yollara düştü. Yine kalktı. Los Angeles'a kadar geldi. Evet. Peki bu sefer niçin geldik? Arkamızda görüyorsun zaten LA Convention Center var. Arkadaşlar burayı E3'ten hatırlar. Çünkü çektiğimiz sayısız E3 videolarında. Biz de hep buraya E3 için geldik. Evet. Ama Kasım ayında E3 olmaz. Bu sefer Haziran'da olur E3. Bu sefer BlizzCon için geldik. Evet, ya ben de ilk defa geldim. O yüzden çok... Benim de ilk BlizzCon'um. Ben de çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Sadece ufak bir tereddütüm var Tuğbek. Burası birazcık sakin mi BlizzCon için? Kimseyi görmüyorum. Yani saat daha erken tabii, kapıların açılmasına yaklaşık bir yarım saat var. Yarım saat içinde o kadar iyiyiz. Çünkü bize notlarda hep şey dendi, kapılara yığılma olur falan. Şimdi... Burası yanlış kapıda mı? Hayır, şimdi E3 ile BlizzCon aynı yerde yapılıyor. Los Angeles Convention Center. Her sene geliriz biliyorsunuz. Bu sefer de BlizzCon için geldik. Emin misin Tuğbek? Burası galiba. Aynı ya, E3 ile BlizzCon aynı yerde. İkisi de Los Angeles'ta yani. Yanlış uçurmuş olamazlar yani. Bir şey söyleyeceğim. Anaheim'da değil miydi o iş ya? Anaheim neresi? BlizzCon Anaheim'da değil miydi ya? Los Angeles Convention Center Anaheim'da işte, değil mi? Ya Tuğbek ya. Ya Serpil niye söylemiyorsun ama şimdi mi söylüyorsun? Anaheim'daysa Anaheim'a gideriz. Nasıl gideceğiz ya? Gideriz, atlarız arabaya gideriz. Peki hızlı gidelim de kapıları... Ya evet oraya git... Ya... Biz şimdi Anaheim'a gideceğiz arkadaşlar. Burada yapılmıyormuş gibi. Ama çok güzel. İki gün boyunca BlizzCon'u gezeceğiz. Size her şeyini göstermeye çalışacağız. Tabii. Çok güzel bulabilirsek çok güzel çekimler, röportajlar yaparız değil mi Serpil? Yaparız. Aslında biz bu yayını da zaten o kalabalığı ne kadar çekebileceğimizi bilmiyorduk. Tabii o yüzden. Yani size söyleyecek bir şeyimiz vardı, o yüzden açtık bu yayını. Ama bir de sürprizimiz var. Ben de onu söyleyecektim. Peki, söyle. Size acayip bir hediye düşündük. Acayip. Yani böyle saçma bir hediye, yani böyle özel bir hediye olmaz. Bakın tamam, saçma dedim, saçma. Ama Türkiye'de size sadece bir iki kişinin verebileceği bir hediye, başka bir yerden bulmanıza imkan olmayan bir hediye. Hiç mi yok? Hiç yok. Belki bir ihtimal gelecek sene çok böyle... Deveye hendek atlatırsanız elde edebilirsiniz ama o zamana kadar elde etmenin tek yolu bizim hediye edeceğimizi kazanmak. Tamam, o zaman ben de seninle hemfikirim, tıpkı buraya. Ama ne olduğunu şimdi söylemiyorum. Peki. Videonun sonunda. Videonun sonuna kadar devam edin. Orada bir hediye konuşalım sizinle. Peki, hadi bakalım. Hadi kalk yürü. Hadi gidin yürü, yürü. Çekecek mi? Tuğbek. Ne oldu? Gerisini ya, çekiyordun. Ya ama biz de buradayız. Olabilir. Ağırdız kanıtlayacağız insanlara BlizzCon'a geldiğimizi lütfen. Ne haber? İyidir, senden ne haber? Nasılsınız? Merhaba. Merhaba. O koca logodan anladığınız gibi BlizzCon'dayız. Evet, BlizzCon'a gelmiş bulunduk.
Yani bu 50 bin kişi falan var. Yani bir, her gelen bir Ford'a çekmezsem olmaz diye gelmiş gibi. Bio bir de Murloc'lar. Murloc kıyafetiyle gelmek. Bu ikisi sanıyorum şeyin BlizzCon'un en klişe hareketleri. Ama bir yandan da bence çok eğlenceli. Şu an BlizzCon'un meşhur havuzundayız. Havuzundayız. Ve içindeyiz. Gördüğünüz gibi yüzüyoruz. aslında yani BlizzCon'un değil Convention Center'ın havuzu bu. Ama BlizzCon'la meşhur oldu. Çünkü her sene bu havuzun önünde meşhur bir cosplayerlerin toplu fotoğrafı çekiliyor. Biz de dedik ki madem hani bir BlizzCon açılış videosu çekeceğiz, biz de onun önünde çekelim. Henüz cosplayerler burada değil ama sanıyorum bir saat sonra falan topluca çekecekler. Biz de yakalarız diye umuyorum. Şimdi biz birazcık açılış seremonisinden bahsedelim. Orada beklediğimizi bulduk mu, neler oldu onlardan bahsedelim. Takip ettiyseniz görmüşsünüzdür. Her title'la ilgili, her oyunla ilgili bir şeyler açıklandı. Evet. Ama ne kadar tatmin edici olduğu konusunda çeşitli spekülasyonlar da var. Evet. Tuğbe'nin de bu konuda her zaman olduğu gibi çok özgün fikirleri var. Evet. Şimdi kendisine bağlanıp bir kısım insanları, bir takım takipçilerimizi kızdırmak pahasına, evet, yüzmek pahasına. Ya yapmasak mı ya? Tuğbe. Diablo Immortal'ı nasıl buldu? Diablo Immortal'ı oynadım, çok güzel. Güzel haberlerden biri Warcraft 3 Reforged'du. Evet. Ya insanlar onu daha çok beğendiler ama açıkçası ben çok şey yapmadım. Hani henüz oynamadım ama oynarken birileri izledim. Burada basın odasının yanında bir yer var, orada oynayabiliyoruz. Oynayacağım bir ara. Biraz şey sıkıntısı var tabii. Warcraft 3'ten bu yana şeylerin, stratejilerin oynanış tarzı çok değişti. Biraz gameplay olarak geride kalmış oldu. O yüzden biraz daha nostaljik bir proje gibi. Yani ben oynarım. Aha. Mutlaka oynar bitiririm ama hani Warcraft 3 nostaljisi için biraz oynarım. Peki bu klasik yani WoW klasiğin bir viral etkisi gibi mi aslında bu iş sence? Yok, hayır. Ya Blizzard eski oyunlarını diriltmeyi, tekrar böyle bir toparlayıp piyasaya sürmeyi seviyor. Bu da o projelerden bir tanesi. Ki bence şeyden anlamlı, hani ben WoW klasiğe de çok heyecanlanmadım. Bence Reforged ondan daha anlamlı bir proje ama öyle çok uzun süre oynanabilecek bir şey değil. Orada benim merak ettiğim asıl, şimdi grafikleri bir yeniliyorlar. Şeyi de söylediler, hani World Builder da olacak, mod desteği olacak mı, bundan hiç bahsetmediler. Sadece o konuyu biraz açılışta kaşıdılar. Hani biraz bahsettiler, tam açıklamadılar. Çünkü biliyorsun Warcraft 3'e şey çıkmıştı, Dota. Ve Dota ile birlikte MOBA türü çıkmıştı. Oradan sonra işte Dota 2'ler, League of Legends'lar falan, yani bütün bir dünya oluştu. Şimdi Warcraft 3 yenilenince ilk Dota'yı da mod olarak ona koyarlarsa o olay olabilir. Hani öyle bir şey olacak mı bahsetmediler ama bir yandan da Warcraft 3 için hani oyun türü doğuran oyun gibi bir şey dediler. Oraları enteresan, göreceğiz. Onun dışında Hearthstone için yeni expansion duyurdu. Evet. Çok eğlenceli. Pluton content geliyor. Evet. Raskatan diye çok eğlenceli bir expansion yapmışlar. Onu yani benim açıklamalar içinde en sevdiklerimden biri oldu. Ha. Ya zaten Hearthstone'un böyle genel çok eğlenceli bir havası var ya. Bir önceki de Boomstay'di. O da güzeldi. Onun dışında da bence önemli olan Overwatch'a Ashe isminde yeni bir karakter geliyor. Hatta bir karakter değil, ultisi olarak ikinci bir karakter daha geliyor. Evet. Karakter içinde karakter geliyor. Yani ben oynadım denedim diyemeyeceğim onu. Çok etkilendim mi? Çok etkilenmedim de. Hani karakter olarak karakteri çok... Karakteri sevmedin mi? Çok sıcak gelmedi bana. Evet. Daha yani bu şey temasını sevmiyorum ben. Cowboy temasını sevmiyorum. O yüzden çok o kadar sıcak gelmedi. Şey enteresan tabii. Ultisi'nin o abi olması, bıyıklı abi olması enteresan. Gold'ü galiba. Gold muydu? Hatırlamıyorum valla. Unuttum. Tabii şeyde hani açılış töreninin en önemli olaylarından biri Mark Morhaime'ı yolcu ediyor olmalarıydı. Evet, açılış töreninde bizi de Mark Morhaime için hazırladıkları bir sürprize dahil ederek bir çalışma yaptılar. Ama biz hala orada ne yaptık bilmiyoruz. Bir ara açıklarsanız. Bilen varsa bize bir kartlar kaldırdılar böyle. Seni seviyoruz Mike falan yazdık diye düşünüyoruz ama. İnşallah adamın kötü bir şey dememiş. İnşallah ya. Bu arada işte Blizzard'ın yeni patronu daha geldi sahneye, evet, çalışmasını yaptı. Bugün zaten karşılaştık, denk geldik.
Fotoğraf da çektirdik. Fotoğraf çektirdik. Ayak üstü azıcık muhabbet ettik. Çok çok sevimli bir adam. Alan yeni patron. Yani Mike de öyleydi. Zaten evet. Böyle Blizzard'ın tepe ekibinde hep böyle bir şey var. Bu eski moda oyuncular böyle. Evet. Eski toprak oyuncular. O babacanlığı falan olan dağ gibi çok sevimli, çok güler yüzlü bir evet, adam. Çok mütevazi, naif insanlar. Zaten yani hani seni görünce sanki işte arkadaşını görmüş gibi davranıyor. Aynen. Ama böyle muhabbete falan geçiyorsun. Ya zaten çok burada, enteresan. Ya bu şey yaptılar ya, arkadaşlar arasındasınız. Eve hoş geldiniz. Herkeste o ruh var zaten. Evet. Ufak ufak cosplayerlar gelmeye başlıyor, buraya dizilmeye başlıyorlar. Çok sağlamlar ya. Çok çok enteresan cosplayerlar var. Benim öyle. Artık bir başları şimdilik aklımda. Benim de bu kadar. Bir gezelim. Gezelim. Gidelim Lucio seriallarımızı alalım. Cosplayerları çekelim, salonları çekelim. Tamam. Belki oralarda da sohbet ederiz biraz. Tamam. O zamana kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Tekrar merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bu sefer de BlizzCon'un en çok ziyaret edilen köşesindeyiz galiba. Aynen. Öyle mi? Yani BlizzCon'a gelenlerin en az yarısı, bu arada kiminle selamlaşmamızı göre, hala. BlizzCon'a gelenlerin en az yarısı bu mekan için geliyor. Bu mekan ne? Burası alışveriş yeri. Evet, BlizzCon'un mağazası. Çok mağazaya benzemiyor aslında, böyle boş bir şey gibi gözüküyor, salon gibi gözüküyor çünkü... Daha çok sanki böyle postanedeymişsin ve bir takım işte ya mektubunu bırakıyorsun ya da paketini alıyorsun gibi görünüyor. Aynen aynen. Çünkü şu yan duvarda gördüğünüz şeylerin ne diyeyim, vezne gözleri, mi diyeyim ya? Gözleri. Evet. İçerisi kocaman bir depo. O deponun önüne bu pencereleri açmışlar. Her biri bir kasa ve insanlar burada sıraya girip tek tek... İşte şeylerini sipariş alıyorlar. Sipariş numaralarıyla evet. Sipariş ettikleri eşyaları alıyorlar. Evet. Ama önceden mobil uygulamasından siparişini evet. veriyorsun. Gerçi buradan da seçebiliyorsun bir şeyler. Ama öbür türlü daha kolay oluyor. Daha hızlı olduğu söyleniyor ama mesela 150 dolarlık bir alışverişiniz için 2,5 saatte burada beklemeniz gerekiyor. Evet. Ya zaten burası BlizzCon'dan bir gün önce açıldı. Ve daha şey yapmadan, hani BlizzCon hiçbir şey yokken insanlar sadece badge'lerini almaya ve alışverişlerini yapmaya geldiler. Ve onun dışında üst katta birkaç tane daha böyle satış yapılan yer de var. Mesela şeyler burada satılmıyor. Mystery Box'lar burada satılmıyor. Burada sadece şeyler satılıyor. Millet fotoğraf çekiyor biraz. Bu burada sadece normal işte web sitesinde gördüğün, katalogda gördüğün store itemlar satılıyor. Bunlar burada değil mi diyorsun? Bunlar burada. Ha. Mystery Box'lar burada değil. Mystery item'lar burada. Bunları da gösterelim istersen. Yok, anlatacağım ben bunları zaten. Tamam. Göstermeme gerek yok. Ortalama fiyatları öğrenmeniz açısından, neyin ne kadar olduğunu bilmeniz açısından birkaç tane şey söyleyeceğim. Tişörtler 25 dolardan gidiyor. Ne olduğu fark etmeksizin. Aha. Anahtarlıklar 12 dolar. 12 dolar mı? Evet. Aksesuarlar 12 dolar, 10 dolar. Hayır, anahtarlıklar 10 dolar. Bozuk para çantaları 12 dolar. Ondan sonra çantalar, postacı çantaları 45 dolar gibi. Yani Amerikalı için çok para değil de bizim için biraz pahalı tabii. Şunu da söyleyeyim, arkamızda 50 tane pencere var. Yani aynı anda eş zamanlı 50 kişi satın alıyor buradan. Ona rağmen sıra oluyor. Çünkü bugün artık son gün olduğu ve sonuna geldiğimiz için şu an boş ama ilk işte açılmadan önceki gün burada binlerce kişilik bir sıra vardı ya. Ve şeyi görmüyorsun zaten, hani böyle doldurmuş çantasını gitmeyen kimse yok. Evet, ya herkes alışverişe gelmiş. Zaten. Yani şurada dönen ticaret bilmiyorum yani. Peki sence bu insanlar oyunları mı seviyor, eşyaları mı seviyor? Eşyaları daha çok seviyorlar. Ben de eşyaları daha çok seviyorum. Oyun satılmıyor.
Mesela şeye dikkat ediyorum, Switch'in Diablo versiyonunu satıyorlar burada. Çok bir rağbet yok. Ama şey var, işte World of Warcraft'ın petlerinin flash karakterlerini yapmışlar böyle boncuk boncuk. Nasıl gidiyor, nasıl sıralar, nasıl kuruyor? Ama çok tatlılar. Ama onun sırf ayrı dükkanı var şeyde, North Hall'da. Öyle yani. O zaman bir başka köşede, bir başka şekilde buluşuruz. Bay bay. Bay bay. Merhaba arkadaşlar, BlizzCon'un artık son dakikalarında biraz da e-spor izleyelim dedik. Turnuvaların, her oyunun ayrı ayrı turnuvası vardı. Turnuvaların sonuna geliyoruz. Biz şimdi neredeyiz Serpil? Overwatch finalinde artık. Overwatch'un finalindeyiz artık. Şöyle bir stadyumu göstereyim ben. Buralar tıka basa dolu. Biraz çevirebilirsen. Görüyorsunuz. Burası kaç kişilik bir alan sence? Valla 15-20 bin var mı? Yok. En fazla 5 bin. En fazla 5 bin. Ne bileyim yani. Yani benim hayatım stadyumlarda geçtiği için tabii senden daha iyi biliyorum. Artık biraz neyse, finalden bahsedebilir miyiz? Dünya Kupası bu sonuç olarak Overwatch'un. Dünya Kupası değil. Overwatch'un dünya finali. Dünya Kupası New York'taydı. Ama bu dünya finali, evet, yani sonuçta bu turnuvanın finali. Evet, bundan önce bir Çin-Kanada karşılaşması vardı. Evet. Orada Kanada'yı Çin elemeyi başardı ama evet. Bu 2000 yıldızı Sky kendisinden bekleneni çok veremediği için, hı-hı, şu an Güney Kore karşısında finalde. Çok da iyi gitmiyorlar. Prompter güzel çalışıyormuş ha. Uyduruyorsun ama. peki sence Çin-Kanada maçının en önemli böyle kırılma anı hangisiydi? Bence ikinci round'un sonunda hepsini birlikte böyle bir traplediler ya. Orada olmuştu diye hatırlıyorum, yanlış olmasın tabii, şimdi seyircilerimizi yanıltmak istemiyorum. Fakat bu konularda hafızam iyidir Tuğbek. Sonuç olarak bence Güney Kore alır. Güney Kore favori. Yani zaten herhangi bir oyunda sordular mı? Güney Kore. Şimdi deseler ki Street Fighter turnuvasını kim alır? Güney Kore alır ya falan yani. Neyse arkadaşlar, maç başlıyor, bizim ülkemiz daha. Evet. Şimdi zaten tekrar sahaya çıkıyorlar. Çin takımı geliyor. Göstersene. Göstermeye çalışayım. Çin takımı geldi, Kore takımı da geliyor. Üçüncü round. 2-0 Kore önde. Ben bakalım. Sonucu birazcık önceden söylemiş oldum ama. Evet, tamam. Göreceğiz bakalım. Herkese bakalım. İyi eğlenceler. Sevgili oyun yazarlar, merhaba. Balıkçılar Diyarı Hümlek'teyiz ve bu videoyu sırf BlizzCon kapanışını yapmak için, çekmek için buralara geldik. Ne haber Tümek? Şimdi Balıkçılar Diyarı dedin de 3 tane balıkçı. Artık yavaş yavaş eve dönme vaktimiz geldiği için BlizzCon kapanışında yapalım, öyle dönelim dedik. Ne kadar da mantıklı insanlarız. Evet. Yani zaten şu BlizzCon videosunun başından sonra toplamda böyle 1000 kilometre falan yol var. Size... Daha önce şey söylemiştik, BlizzCon kapanışında bir ödülümüz olacak. Evet. Değil mi?
Bu videonun çok, başında çok, mı söyledin? Çok olay bir. Yani çok çok muhteşem bir şeydi. Çok küçük bir şey ama başka bir yerden ya bulamayacağız. Ya sen niye benim hediyemin spoilerını veriyorsun da benim hediyem? Peki. Çok küçük falan değil. Çok güzel, çok lezzetli bir hediye. Evet. Şimdi öncelikle kuralları mı konuşalım yoksa biz konuşalım? Hediyenin ne olduğunu söyle. Söyleyeyim mi artık? Söyle artık. Ben tutayım, sen söyle. Sevgili arkadaşlar, bunu da herkes yapmaz. İşte Lucio şeyi, gevreyi. Hediyemiz bu. Kahvaltılık mısır gevreyi hediye buydu. Bu çok güzel hediyeyi kazanmak istiyorsanız bana yazın. Mesajlarda bunun, bekliyorum. Bunun ne olduğunu insanlar bilmiyordur. Söyleyelim. Lucio, Overwatch karakterlerinden biri. Blizzard'da Kellogg's bir işbirliğine gitmişler. Ve Lucio's marka bir mısır kahvaltılık mısır gevreği üretmiş. Evet, Lucio zaten oyunun böyle çok enerjik, evet, DJ takılan arkadaş, evet, olduğu için. Ayrıca bunu alıp kahvaltıda yersen Overwatch'ta da loot boost veriyor. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Hem kahvaltı yapıyorsun, bu, Overwatch'ta yol alıyorsun. Evet, bu şimdi gelecek sene piyasaya çıkacak. Sadece BlizzCon sırasında BlizzCon'a gelenlere dağıtıldı. Bize de bir kutu vermişlerdi, biz de dedik ki paylaşalım. Paylaşırız değil mi arkadaşlar? Bir kalsede bize yollarsınız. Evet. Yani istesen de parayla alabileceğin bir şey değil şu an. Tamam. Daha abartmayalım. Bunu kazanacaksınız biriniz. Hikaye bu. Evet. Çok, tamam, nasıl, çok... nasıl katılacaklar onu da söyle. Herhangi bir sosyal medyanızdan. Yani bu nedir sosyal medya derken? Facebook olur, Twitter olur, Instagram olur. YouTube olur. YouTube'dan hashtag'le paylaşmak diye bir şey yok. Yok, olsun. LinkedIn'inizden paylaşmazsanız daha anlamlı, bizim bir işimize yaramaz. Bir hashtag vereceğiz size şimdi. Onunla bu videoyu paylaşırsanız ve daha çok insana ulaşmasını sağlarsanız çekilişe katılma hakkınız olacak. O hashtag'de nedir? Ben şu an hatırlamıyorum. OGZ BlizzCon hediye. OGZ BlizzCon hediye. Hashtag ile paylaşırsanız bir kişiye bu Lucio kahvaltılık gevreğini hediye edeceğiz ki yani Hume Lake'ine, Sierra Nevada dağlarına çıkmış bir mısır gevreği başka. Daha da yoktur herhalde. Ama BlizzCon'a katılan insanlar genellikle burada gelmezler. Evlerine, evet, oyuna devam ederler. Ama şimdi bir de oyun gezerin yeni yaşı ya. Yani 11. yaşımızı kutluyoruz. Bence biraz küçük oldu bu hediye. Hayır, iyi ya. O yüzden ben de bir hediye vermek yapma istiyorum. Yapma bunu. Ben de bir hediye vermek istiyorum. Tabii ki, hayır. Ben de böyle bir şey hediye etmek istiyorum. Bunun ne olduğunu, videosu bundan önce girmişse, girmemişse de Cem şuraya bir yere linkini koy diğer videonun. Bu şeyin, BlizzCon'un hediye paketi. Goodie bag'i. Ve henüz açılmadı. Eğer içinde neler olduğunu merak ediyorsanız diğer videoyu, şu videoyu, bu videoyu, yoksa burada mı bilmiyorum. Tamam, diğerlerdeki neyse, videoyu izlersiniz. Tamam. O videoda zaten şey demiştik, bana vermediler demiştim. O videoyu çektikten hemen sonra getirip bir tane verdiler, sağ olsunlar. Dolayısıyla Tuğbek de çok geniş yürekli bir insan olduğu, evet, için. Evet, ben de dedim ki madem oyun gezerinde 11. yaş günü, bunu şöyle... Çok az açarsam açılmış sayılmaz çünkü jelatini falan açmayacak. Gördüğünüz gibi üzerindeki kitabının jelatini falan yerinde hiç... Olduğu gibi duruyor. İlk defa şurada şu an açtık yani. Evet, asıl hediye bir anda bu oldu. Tabii ki Tuğbek her zamanki gibi benden rol çalmalıydı ve benim... Ama bu daha lezzetli. O daha lezzetli ama bu biraz daha büyük. O zaman demek ki iki tane kazanan olacak. Evet, iki kişi kazanacak. OGZ BlizzCon hediye diye paylaşırsanız dünyada da bir daha asla muhtemelen bulamayacağınız eBay'den falan böyle fahiş fiyatlara zar zor alabileceğiniz iki tane hediye. Şunu da söyleyeyim, Türkiye'de bunlardan beşer tane var. Türkiye'de bunlara sahip olan 5 kişiden biri olacaksınız. Dur, biraz daha açtım şu an. Diğerleri de vermez mesela bu. Bu da vermez yani söyleyeyim. Bu böyle geniş yürekli olan bir ben varım. Evet, Diablo figürü var, Starcraft pini var, Overwatch Watch Challenge coin var. Evet. Çok güzel Hearthstone magnetleri var. Bir de ne vardı? Bir de World of Warcraft anahtarlığı var, çok güzel. Ha, evet. Evet, bunları da size hediye edeceğiz. Bu da bizden size bir BlizzCon anısı olsun. Böyle. Umarım bir gün siz de ya da çoktan gitmiş de olabilirsiniz, bilemeyiz elbette. BlizzCon'a katılırsınız ve bu deneyimi birebir yaşama şansınız olur. Ya da bizim videolar bir yere kadar belki
size bu deneyimi yaşamak konusunda yardımcı olmuştur diyerek baştan sona Kur'an'dan uygun bir cümle kurdum. Evet, cümle bitmek. Bir de benim çok kapatmadan önce küçük bir notum var. Gelirken yolda pek çok dikkat ayı tabelası gördük. Eğer bizden haber alamazsanız az çok en son buralarda görüldük. Hani bu buralardan aramaya başlayın. Bize haber çıkmazsa. Oyun Gezer Ofisi bizi acaba merak ediyor mu ya bu arada? Günlerde yoksa. Bilmem.